Evet, 17. soruyla devam ediyoruz. Şekilli bir soru, hücre ile ilgili bir soru. Hücre üzerinde madde geçişlerini incelemek amacıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeninde U şeklindeki barunun iki kolu yarı geçirgen zarla ayrılmıştır. Birinci koluna %30 sükroz içeren çözelti, ikinci koluna %80 sükroz içeren çözelti konulmuştur. Başlangıçta iki koldaki çözelti seviyesi eşitken bir süre sonra ikinci koldaki çözelti seviyesinin işaretli bölgeye kadar yükseldiği görülmüştür. Yani başlangıçta eşitken arkadaşlar ikinci kolda su seviyesi artmış. Bunun nedenini soruyorlar. Bu gözleme göre sıvının ikinci koldaki işaretli bölgeye kadar yükselmesinde basınçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Birinci kolun ozmatik, ikinci kolun ozmatik, birinci kola etki eden açık hava ve ikinci kolun turgor basıncı şeklinde sormuş. Bu tarz sorularda şunu yapıyorduk arkadaşlar. Çözünmüş maddesi fazla olan çözelti, çözünmüş maddesi az olan çözeltinin suyunu çekiyor. Şimdi ikinci kolda %80, birinci kolda %30 sükroz var. O zaman ikinci kolun ozmatik basıncı daha fazladır. Yani su çekme gücü. O zaman birinci koldaki su molekülleri ikinci kola doğru hareket eder. Dolayısıyla birinci kolda su seviyesi azalırken ikinci kolda artar. Bunun nedeni ozmatik basınçtır. Yani ikinci kolun ozmatik basıncı diyebiliriz. Cevabımız yalnız 2. Mesela diyor ki birinci kolun ozmatik basıncını alamayız. Çünkü orada çözünmüş madde az. İkinci kolda daha fazla olduğu için oradaki ozmatik basınç daha fazla su çekme gücü. Dolayısıyla su molekülleri